Batman'da kurulan böğürtlen bahçeleri hem üretime katkı sağlıyor hem de mevsimlik işçi olarak çalışan köylülerin memleketlerinde üretim yapmalarına olanak tanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınmada tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi projeleri çiftçilere can suyu oluyor. Tütüne alternatif projelerdir bunlar. Hani tütünün kısıtlanmasından sonra işte ilk baştan çilekler çıktı. Ondan sonra şu andaki mevcut projelerimiz var. Şu anda Sason'da 8-9 aile bu işlerle uğraşıyor. Batman'ın Sason ilçesinde üreticiler %80 hibe desteğiyle böğürtlen üreticiliğine başladı. Böğürtlen üretimi reçel için birebirdir. Ondan sonra pekmez yapıyorlar. Kana düşük olan insanlarımız için kan yapıcıdır. Bunu biz söylemiyoruz, bunu doktorlar söylüyor. Hem pekmezi güzeldir, hem de reçeli güzeldir. Her yıl giderek yaygınlaşan üretimde bu yıl çok verimli bir hasat sezonu yaşanıyor. Böğürtlen hasadına başlamışız. Çevre ilerideki komisyoncu arkadaşlar gelip alıyorlar. Piyasası da şu anda normaldir, iyi gidiyor. Hasatı da çok güzel. Daha önce farklı illere mevsimlik işçi olarak giden köylüler, kendi bahçelerinde çalışıp kendi işlerinden gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Bu projelerin sayesinde artık kaç senedir ben de gidemiyorum. Evimde çalışıyorum en azından. Çocuklarımın yanında. Çocuklarımla beraber bu tür projelerden fayda görüyoruz. Dışarıya fazla yönlenmemeleri için mesela Ordu'ya, Batı illerimize en azından köyünde çalışmaları lazım. Bunun geliri de dönüm başı ortalama bir tondur. Şu andaki piyasadaki mevcut fiyatı 12 ile 15 arasıdır. Bunu Erzurum'dan gelip alıyorlar, Elazığ'dan gelip alıyorlar, Van'dan gelip alıyorlar, komisyoncular gelip alıyorlar. Mesela atıyorum 6-7 kişilik bir aile 3 dönüme de ekerse 3 ton yapar. Bu 3 ton 36 ile 45 bin lira arasında geliri var.